ben. Abimin katil olabileceğini bile düşündüm. Tamam Can, yeter! Yeter! Miran'a gerçeği söyleyeceğim. Kimsenin boynuna vebal bırakmayacağım artık. Herkesin ıstırabını, bu intikamı bitireceğim. Bunca sene sustum. Bunca olay oldu sustum. Şimdi söyleyeceğim diyorsun. Neden? Miran'ı durdurmak için mi? Yoksa sakladığın başka bir şey mi var baba? Hadi be Hanife ya. Sanki Alcatraz'dan kaçıyor mübarek ya. Alt tarafı konaktan çıkacaksın. Köşeyi döneceksin. Bitti gitti. Aa, sevgili nişanlım. Gecenin bu saati bana mı kaçtı acaba? Ha? Yoksa gecenin bu saati dışarıda ne işi var değil mi? Ne işin var senin burada? Benim yerim senin yanın biliyorsun. Nişanlıyız biz. Hani? Bohçen nerede? Bohçasız mı geldin sen? Ha? Bırak. İşim gücüm yok da sana kaçacağım. Daha o kadar delirmedim. Çekil önümü. Şşş. Harun. Bırak kolumu. Çekil. Nereye? İşler peşindesin sarıçıya. Hanife, sen en iyisi Harun'dan haber bekle. Ufak bir sorunumuz var tatlım. Gecenin bu saati nereye gittiğini açıklamak ister misin? Baba. Senin ne işin var bu saatte kapı önlerinde? Şey... Çöp dökmeye çıkmıştım ki... Ağam... Nasıl ağam? Cihan ağam... Yaren... Ne gebeliyorsun aslında Hanife? Söyle Yaren'le ne olmuş? Sokağın köşesinde... Harun Bey'le... Burak. Ya bak ne diyeceğim? Harun Burak. Bana bak. Bir şey soruyorum sana. Yaren! Ne oluyor? Ne oluyor burada ha? Nedir lan bu haliniz? Ben böyle bir rezillik görmedim. Bu yaştan sonra bana bu kepazeliği yaşattı ya... ...hakkımı helal etmem ona. Ya oğlum Yaren bitti, sen mi çıktın bir de bizim başımıza ha? Ya biz seni aklı başında biri zannediyorduk. Olacak iş mi bu yaptın senin? Bu kepazeliği anca düğün patlar. Başka yolu yok, hemen evleneceksiniz. Evlenmeyeceğim dedi. Ya seni adam sandık. Kızımızı verdik, kapımızı açtık. Ben gerçekten çok mahcubum. Özür dilerim. Ama bir yanlış anlaşılma... Biz sana demedik mi burası Amerika'ya benzemez, kaşın gözünü oynamasın diye? Azat. O
Oğlum bir durun hele ya. Bir konuşturmadık bile. Bir anlatsın derdini. Oynamadı. Vallahi oynamaz. Biz yanlış bir şey yapmadık ya. Lan kes! Oğlum seni var ya şimdi. Ya. Benim bir lafımla çözülecek meseleyi amma tantana yaptınız ha. Vallahi başım ağrıdı. Oğlum sen evleneceğin kızın adını da mı hiç düşünmüyorsun? Azat, Azat lütfen. Ya yeterim bir durun hele ya. Bir konuşsun, bir anlatsın. Oğlum söylesene sen de. Gece gece Yaren'le ne işin vardı senin orada? Biz Yaren'le görücü usulü olunca ben Yaren'e evlilik teklifi edemedim. Yani böyle kapının önüne gelip ne bileyim bir sürpriz yapmak istedim. Belki mutlu olur diye Yaren. İleride Allah nasip ederse çocuklarımız olunca onlara annenize evlenme teklifi... Gördünüz mü? Kötü bir niyet yokmuş işte çocuğun. İncelik düşünmüş. Harun, ben senin ne mal olduğunu biliyorum. Akıllı çocuksun ama beni Tonga'ya düşüremezsin. Ben anlamam. O nikah kıyılacak. Başka yolu yok. Madem niyetin ciddi, nikah gününü alır gelirsin karşıma. Yoksa elimden çekeceğim var. Beni anladın mı Harun Efendi? Anladım. Anladım. Nikah gününü alınana kadar da Yaren o kapatıldı odadan adımını atmayacak. Aksini sizden bilirim ona göre. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.